Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun başlangıcını bir türlü elim gidip de çekememiştim. Ve nasip bugüneymiş. Birinci trimesterim hakkında konuşacağız bugün arkadaşlar sizinle. Çünkü bu konuda merak eden birçok arkadaşım Instagram'dan bana ulaştı. Nasıl geçirdin, neler başına geldi gibilerinden. Ve bu videodan sonra, bu konuşmamdan sonra cinsiyet partisini, cinsiyet bilgisini size vereceğim. Kız mı erkek mi olduğunu. Bunu da çok merak ediyorsunuz. Ve ben şu anda 6 aylığım arkadaşlar. Anca çekebildim dediğim gibi. İnanılmaz sıcaklar var. Ve hamileliğimin tadını çıkarıyorum. YouTube'a video çekiyorum aslında ama atmak nasip olmuyor. Hatta bundan sonrasında da büyük olasılık aldığım bebek arabasının kutu açılımını yapacağım. Eşimle bugün onu da çekmiştik. Yani böyle arkadaşlar, günlerim bu şekilde geçiyor. Çok sıcak. Benim bir şansım olarak düşünüyorum. Son zamanlarım kışa denk gelecek. Eğer hamileliğim bu döneme gelseydi inanılmaz bunalırdım. Yani elim hiçbir şeye gitmiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ama yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Gerçekten şanslıyım. Bebeğim de şanslı. Bana şans getirdi. Dediğim gibi 6 aylık döneme geldi. Bundan sonra da kışa denk gelir. Havalar biraz daha serinler diye düşünüyorum. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi merak ettiğiniz konular hakkında sizinle konuşacağım. Şu an 3 aylık dönemi anlatacağım size. Ben ikinci trimesterimdeyim şu anda. Onu da bir sonraki videoda neler yaşadığımı anlatırım. Şu an 3 aylık birinci trimesterimi anlatayım. Ben biliyorsunuz ki 10 Nisan'da gebeliğimi öğrendim. 3 haftalık falandı. Ondan sonra 6 haftalık falan da kalp atışlarını duyduk. 16. haftasında falan da cinsiyetini öğrendik. Şu anda 22. haftasındayız. Hatta 23. haftasına girdik sayılır. Dediğim gibi anca çekebildim. Beni mağdur görün. Bebişimi kucağıma aldıktan sonra YouTube'a daha böyle istekli başlamayı düşünüyorum. Şu an dediğim gibi hamileliğin tadını çıkarıyorum. 3 aylık dönemde başıma şunlar geldi arkadaşlar. Çok şükür yani hiçbir şey olmadı. Hani böyle aman aman bir şey olmadı ama 3 kere kanama geçirdim. Ve bir sürü tüp bebeğin düşük tehlikesi olmasın diye bir tüp bebekle ilgili bant, ondan sonra ilaç, bir sürü ilaçlar kullandım. Ve 3 kere de kanamam oldu. Çok fazla yatmadım ama dinlenmem gerektiğini söylediler. Ve şu anda da sadece başlı başlı ilaçlar kullanıyorum. Hani gebeliği şey yapıcı ilaçlar kullanıyorum. Çok şükür düşük riskim gitti. O ilaçları kullanmıyorum. Bebeğimle ilgili bir sorun yoktu. Her gittiğimde bebeğimin durumu gayet iyiydi. Ama sıkıntı benle ilgiliydi büyük olası diye düşünüyorum. Onun haricinde mide bulantım çok az oldu. Sadece reflü gibi böyle geri gelme şeylerim oldu. Ve o da geceleri çok iyi. Aslında yemiyordum. Çünkü yiyemiyordum. Ama nedense bir 3 ay bunu yaşadım. Hatta Ren'in ilaç ismi vermek istemiyorum ama bir şurup, mide ilacını bir şurubunu verdiler. Verdi doktorum. Onu da içmek nasip olmadı. 12. haftasına geldiği anda kesildi arkadaşlar. Çok şükür kullanmak nasip olmadı. Onun haricinde mide bulantım dediğim gibi olmadı. Çok şükür. Sadece bir nasıl söyleyeyim size, tiksinme mi derler bilmiyorum. Ben mesela yemek programlarını çok fazla isterdim. İzleyemedim o derece. Ne baş dönmesi, ne mide bulantısı, ondan sonra aşermen bile olmadı arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Çok rahat bir hamilelik geçirdim. Ta ki bu zamana kadar sıcaklar bastırdı ve beni inanılmaz bunalttı. Yani videolara elim gitmiyor. Öyle söyleyeyim size. 3
üçüncü ayımda sadece reflü gibi mideme geri gelme olayı oldu. Yani onun haricinde çok şükür bir şeyim olmadı. Bir kere kustum, midem istifra ettim. Onu da kendim, ben çok zor istifra ederim. Kendim şey yaparak, zorlayarak kustum. Onun haricinde kusmam da olmadı. Size başka ne anlatabilirim? Yani dediğim gibi fazla bir şeyim olmadı arkadaşlar. Ama beni kanamalar çok korkuttu. Hele ki son kanamam inanılmaz şiddetliydi. Ama tabii hemen geçti. Onun önlemini de aldılar çok şükür. Şu an bebeğim de ben de çok sağlıklıyız. Şu an dediğim gibi yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Bebeğimin vitamin almasını, her gün mesela yoğurt ya da kefir yememi söyledi doktor. Ceviz, böyle çiğ şeyler, çerezler yememi söyledi. Bir tane günde muz yiyorum mesela. Protein olarak etimi, sütümü, yumurtamı tüketiyorum. Bunlara dikkat. Zaten sizin doktorunuz da size bunları söyler. Birinci trimestrim böyle geçti arkadaşlar benim. Yani size söylemem gereken başka bir şey varsa eğer, dediğim gibi Instagram'da daha çok aktifim. Sormak istediğiniz sorular varsa oradan bana ulaşabilirsiniz. Vücudumdaki değişimlere gelirsek, vücudumda şu anda ayaklarımda eğer çok salık tutarsam ödem oluşuyor. Onun haricinde ayaklarımda da bir problem yok. Sadece göbeğim ve göğüslerim biraz büyüdü. Yani merak edenler için söylüyorum. Vücudumda da fazla bir ödem tarzında bir şey yok. Böyle yani arkadaşlar. Korkulacak bir şey yok. Bazı anneler gerçekten gebelikten korkuyor. Ben de çok korkmuştum. Bu kadar çok hamile olmayı istememe rağmen acaba anne olabilecek miyim diye korkmuştum. Yani kaldırabilecek miyim diye korkmuştum. Ama korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Aklıma gelen başka şey yok diye düşünüyorum. Doktorumla şu anda doğumu konuşmadık. Doğum sonrası, sonraki aşamalar. Kalbime gelince de şu anda Corasbir'i kullanıyorum arkadaşlar. Ve ekstra gebelik vitaminleri kullanıyorum. Tüp bebeğe ile dahil sadece Corasbir'i kullanıyorum. Öyle söyleyeyim, kan sulandırıcı olsun diye. Kalbimle ilgili probleme gelince de Eko çektirdim, bir problem çıkmadı. Eğer hocam bana nasıl bir izlenim verirse o şekilde geçmişin şeylerine bakacağım Canan dedi. T önerdiler, normalde delik gözükmediği için T, ama bu sefer de çocuğu kasacağı, kendimi kasacağım için tanıdık birine sordum ve önermedi yaptırmamı. Kendi doktorumda gerek yok canım, kendini bu kadar kasma deyince, geçmişteki şeylerimle yola çıkarak bana bir yol sunacak inşallah. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bebeğin geleceği yolu kendisi seçer diye düşünüyorum. Her bebek çünkü böyledir. Ben sezaryandan yanayım, evet. Çünkü korkuyorum. Kim ne derse desin. Korkum var. Ama normal doğumla gelmek istiyorsa da normal doğumla tabii ki de gelsin. Yani annelik bunu gerektirir. Her şeye katlanmaya razıyım. Hayırlısı neyse o olsun diyorum. Kendi hakkımda. Benim birinci trimesterim böyle geçti arkadaşlar. Çok heyecanlıydım. Birinci trimesterde inanılmaz heyecanlıydım. Yani her gün, her saniyesini, her haftasını atlaması için, onu görmek için yani can atıyordum. Öyle söyleyeyim size. Allah tüm isteyen herkese nasip etsin. Yani Allah'ım aratmasın, boşluğunu aratmasın. İsteyen herkese Allah, gönülden söylüyorum bunu, Allah'ım versin tez zamanda. Dediğim gibi bir ikinci trimesterim hakkında da, ya da unuttuğum bir şeyler varsa birinci trimesterim hakkında, bana Instagram'da ulaşabilirsiniz. İkinci trimesterimi de bir sonraki videolarda size anlatacağım. Hatta ikinci, üçüncü birleşik de olabilir. Böyle yani arkadaşlar, nefes nefese kalıyorum, kusura bakmayın. Şimdi bu vlog, bu konuşmadan sonra ertesi, yani
bir saniyelik bir geçiş olacak. Hemen cinsiyet partime geçeceğiz ve kız mı erkek mi olduğunu bebişimin öğreneceksiniz arkadaşlar. Dua etmeyi unutmayın teyzeleri, ablaları, abileri, dayıları, amcaları. Lütfen sizden istediğim sadece bu. Çünkü bu bebek gerçekten mucize bir bebek. Nazar değmesini kesinlikle istemiyorum. Siz de çok bana YouTube'da olduğum sürece hiç kötü bir yorumda bulunmadınız. Hiç kem gözle bakmadınız. Buna gerçekten bir aile gibiydiniz. Bir sürü arkadaş edindim ben burada. Dediğim gibi sorunuz olursa ben cevaplamaya hazırım. Şimdi size cinsiyet partimle baş başa bırakayım. Öpüyorum arkadaşlar. Herkese merhaba. Cinsiyet partisinden herkese merhaba. Saat 9. Ben dünden pastamı hazırladım. Kendim yaptım bebişimin pastasını. İnşallah cinsiyetini öğreneceğiz bugün. 11 gibi falan da orada toplanacağız. Ben dışarıda yapacağım. İlk bir hem piknik hem de böyle parti gibi yapmayı düşündüm. Bakalım inşallah güzel bir şey çıkar ortaya. Şimdi gördüğünüz üzere hazırlanıyorum. Saçlarımı da şu şekilde yaptım. Böyle yandan buble buble yapmasını artık çok seviyorum. Ve eşim de şu an hazırlıklar yapıyor. Ben de böyle hazırlanıyorum. Elbisemi de bir size göstereceğim. Bakalım beğenirsiniz inşallah. Bütün hazırlıklarımı da orada göstereceğim inşallah. Orada asıl video olacak. Pastamı da önden size şöyle bir gösteririm. Şimdi ben güzelce hazırlanayım. Ve yetişmem lazım. Orada görüşmek üzere. Diyorsun. Tamam. Ben kız gördüğüm için kız istiyorum. Peki yavruma diyeceklerin neler? Ay, hayatta huzurlu, mutlu. Anneli babalı büyütmesi de Rabbim inşallah. Amin. Cana iyi günlerde almak nasip etsin. Hadi Nurhan'cığım söyle. Ama aslında kızım olsun. Ne bekliyorsun? Prens. Prens. Evet. Erkek mi diyorsun? Erkek. Ama kız olacak sanki. Erkek olacak. Kız. Tamam. Erkek mi diyorsun? Evet. Torununa söylemek istediğin bir şey var mı? Hayırlı uğurlu olsun. Helal abuzun olsun. Amin inşallah. Ne hissediyorsun? Kalbinden geçen hep biliyorsun erkek demiştim. Fikrimi değiştirmedim. Ha, istiyoruz ki tabii ki kız istiyoruz ama... Anne annesi olarak ne söylemek istersin? Vallahi inşallah sağlıklı sağlıklı olsun. Öpeceğiz onu inşallah. Arada bir de döveceğiz. Şansımız yok vallahi. Kusura bakma. Söyle çünkü. Ha pardon sen bilensin. Amcası ne hissediyorsun? Vallahi içimden geçen kız ama istediğim erkek. Kız mı hissediyorsun? Emek için erkek mi diyordun kız mı? Kız hissediyorum ama içimden geçen de erkek yani. O yüzden umarım hayırlısı olur. Amca. Amin. Ne hissediyorsun dayısı? Bir şey hissediyorum. Tahmin. Olacak bir şey. Kız olabilir de ikisi de olabilir. Yani fark etmez. Ne hissediyorsun ama? Erkek olacak. Erkek. Yeğenine söylemek istediğin bir şey var mı? Buyu bana benzesin. Teker teker yorumlarınızı alayım. Tabii ben biraz erkek hissediyorum. Ama kız olmasını istediğim için daha çok kızdan yanayım. Kız diyorum. Kız. Sen? Ben de hissediyorum ama kız olmasını istiyoruz. Erkek hissediyorsun ama. Evet, erkek. Peki, erkek mi diyorsunuz? Bebişime söylemek istediğiniz bir şey var mı teyzelere? Çok sağlıcakla gelsin, onu çok seveceğiz. Seveceğiz. Ne hissediyorsun? Büyük hissediyorum ben. Ben başından beri kız hissediyorum. Başından beri. Hayır ama hayırlısı. Evet, hayırlısı. Yok yok. Vallahi yok. Ben öyle bir şey yok dedim vallahi. Evet, çekeceksiniz. Kız baskı yok. Yok. Baskı yok. Erkek olsun. Çocuğuna söylemek istediğim bir şey var mı? Onu çok seveceğim. Hayır erkek. Biz de seni çok seveceğiz. Tamam. Ben kız hissediyorum ama daha doğrusu kız istiyorum ama erkek hissediyorum. Sen bensin. Sen bensin.
Arkadaşlar videomu inşallah beğenmişsinizdir ve ne olduğunu tabii ki sizlerle de paylaşmak istedim, cinsiyetinin ne olduğunu. İnşallah beğenerek ve isteyerek izlersiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok memnun olurum. Saçımı böyle yaptım, makyajımı böyle hafif tonlarda yaptım, elbisem de böyle, zaten videolarda görmüşsünüzdür, beyaz. Ve konseptimi de görmüşsünüzdür. Hatta dağılmış bu vaziyette ama size göstermek şu anda istemiyorum. Dağıldı ama siz videolarda zaten izlemişsinizdir. Ve anladığınız üzere bir kızımız oluyor. İnşallah Allah nasip ederse sağlıkla gelsin inşallah. İsteyen tüm isteyen herkese, Allah gönülden isteyen herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Kız erkek hiçbir şey fark etmez. Benim için hiçbir şey fark etmiyordu. Ama tabii biraz kız baskınlığım vardı. Allah gönlüme göre verdi. Allah sağlıkla da kucağıma almak nasip etsin. Dediğim gibi kanalıma abone olup beni desteklerseniz, minnoşum için beni desteklerseniz çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. De izlediniz ve kızımız olacağını öğrendiniz arkadaşlar. Kızım olacak. Evet, çok şükür. Yaradanıma binlerce şükür. Erkek de olsa kabulümdü. Başımın tacıydı ama Allah bana kız nasip etti. İlerleyen dönemlerde inşallah bir tane de erkeğim olur. Erkek evladım olur. Böyle yani arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir kanalıma ve videoma beğenip abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar.